Merhaba gençler, bir yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Fermentasyonla ilgili bir sorumuz var. Fermentasyonun glikoliz tepkimelerinde üretilen NADH moleküllerinin son ürün oluşum tepkimelerinde organik ara bileşe elektron ve hidrojen aktarmaları neden ediyor? Hangisine doğru olarak açıklanmıştır? Önce fermentasyon arkadaşlar bir bakalım. Fermentasyonda ne oluyordu? Glikozu alıyorduk değil mi? 6 karbonlu glikoz. Önce ne oluyordu arkadaşlar? 2 tane 3 karbonlu pirüvik asite dönüşüyordu. Pirüvik asit veya piruvata dönüşüyor idi. Bu esnada arkadaşlar glikozun aktifleşmesi için 2 ATP harcanıyordu. Defosforilasyon değil mi? 4 ATP sentezleniyordu substrat düzeyinde fosforilasyonla. 2 tane de NAD hidrojen yakalıyordu ve 2 tane arkadaşlar NADH sentezleniyordu. NAD hidrojenleri yakaladığı için ne yapıyordu burada? İndirgeniyor idi. Burası zaten neydi arkadaşlar? Glikoliz ve tüm solunum çeşitlerinde ortak idi. Burası glikoliz evresi. Glikoliz neden ortaktı arkadaşlar? Çünkü enzimler ortaktı. Peki bundan sonraki reaksiyonlar neden farklı? Çünkü enzimler farklı. Bazı canlılar pirüvik asit alıyor arkadaşlar. Ne yapıyor bunu? 2 tane laktik asite dönüştürüyor. Laktik asit. Bakın bu esnada şurada üretilen 2 tane NADH ne yapıyor? Hidrojenlerini vererek yükseltgeniyor. 2 NADH neye dönüşüyor? NAD'a dönüşüyor. Burada arkadaşlar ne yapmış oldu? Yükseltgenmiş oldu. Bazı canlılar ne yapıyor arkadaşlar? Pirüvik asit alıyor. 2 tane etil alkolü dönüştürüyor. Etil alkol artı 2 tane de karbondioksit açığa çıkıyor değil mi? Aynı şekilde bakın şurada 2 tane NAD hidrojenlerini vererek NADH yükseltgeniyor ve NAD'a dönüşüyor. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Pirüvik asitten sonraki bu reaksiyonlara son ürün evresi diyoruz. Son ürün evresi. Dikkat etsiniz arkadaşlar, fermentasyonda üretilen ATP'ler glikolizde üretiliyor. Bakın son ürün evresinde ATP sentezi yok. ATP harcanması da yok. Sadece arkadaşlar ne olmuş burada? Son ürünler oluşmuş ve NADH'lar hidrojenlerini vererek yükseltgenmişler. Şimdi bilim adamları arkadaşlar düşünmüşler. Demişler ki pirüvik asitten sonra ATP sentezi yok. Bu reaksiyonlar neden gerçekleşiyor? Bakın eğer pirüvik asitten sonraki reaksiyonlar engellenirse, yani NAD'ların yükseltgenmesi engellenirse, bir süre sonra bakmışlar ki glikoliz duruyor. Glikoliz neden duruyor hocam? Bakın NAD'lar ne yaptı? Burada hidrojen yakaladılar. Eğer hidrojenleri veremezlerse, tekrar yükseltgenemezlerse gelip de burada ne yapamıyorlar? Tekrar hidrojen yakalayamıyorlar ve bir söz arkadaşlar burada yeterince NAD bulunmadığı için zaten ne oluyor? Glikolizde duruyor. Demek ki son ürün evresinin temel amacı neymiş? NAD'ların yükseltgenmesini sağlamak. Bu sağlanınca ne oluyor? Glikolizin devamı gerçekleşiyor değil mi? Glikolizin devamı bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Bu birinci neden, en önemli neden bu. İkinci neden ise arkadaşlar pirüvik asit belki hücreye daha az zarar olabilecek başka son ürünlere dönüştürülüyor diyebiliriz. NADH molekülüne elektron vererek NAD'ın indirgenmesi. Zaten elektron verince ne yapmış oluyor arkadaşlar? NAD yükseltgenmiş oluyor değil mi? Son ürün oluşum evresinde yeni NADH molekülü üretilmesi. Burada zaten bakın son ürün evresinde NADH üretilmiyor ki. NAD açığa çıkıyor. NADH'lar hidrojenlerini veriyorlar. Bunu da söyleyemeyiz. Son ürün oluşum evresinde ATP üretilmesi. Zaten ATP sentezi yok bakın bu evrede. ATP glikolizde üretiliyor. NAD molekülün yenilenmesi sağlanarak diyor glikoliz tepkimelerine devam etmesi. Evet buradaki NAD'lar arkadaşlar ne oluyor? Yenileme dedi yükseltgenme yani. Gelip buradan tekrar ne yapıyorlar? Glikolizden hidrojen yakalıyorlar. Glikolizin başlangıcında aktivasyon enerjisi olarak tüketilen enerji minimize edilmesi. Yani daha az enerji kullanılması falan. Buna da arkadaşlar ilgisi yok. Olay arkadaşlar NAD'ın yükseltgenerek glikolizin devamını sağlanması. Cevabımız denizli olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.